Ben yani izleyicilerimiz belki şaşıracaklar ama 62 yaşındayım. Hukukçu kimliğim var. 30-35 yıldır gazetecilik yapıyorum ve kendi kendime de hayret ediyorum. Ya bu ülkede Instagram yasaklanınca, yani küresel bir şirket, Amerikan şirketi yasaklandığında özgürlüğümüzü kaybettik diye dava açan barolar çıkıyor Türkiye'de. Yani tam da siyasi iktidarın arkasındayız. Instagram'a az bile bu. Türkiye'de bir merkez bile açmayan, temsilci atamayan, 9 gün kapalı olduğu halde Türkiye'deki temsilcisinin adını, soyadını duyamadığımız, bakın bilmediğimiz demiyorum, duyamadığımız bir küresel şirketin Türkiye'de yeri yoktur diyecek olanların, biz Mustafa Kemal'in izinden gidiyoruz, bağımsızlık karakterimizdir bizim diyen Mustafa Kemal'in takipçileriyiz diyenlerin, Amerikan küresel şirketin avukatlığını yapmaları. Instagram dava açmadı. Ama Ankara Barosu dava açtı. Barolar Birliği dava açmaya kalktı bu ülkede. Ben böyle bir ülkede basının çok çok önemli olduğunu rahmetli ağabeyimin yıllar öncesinden görerek bu sektörde olmak gerektiği noktasındaki verdiği kararın çok önemli olduğunu ve bizlere de işaret fişeği olduğu kanaatindeyim. Özür dilerim, kestim. Şunu soracaktım. Başta dediniz ya, siyasetle başladı diye. Daha sonra gazetecilikle devam ediyor. Yani buradaki bu yol ayrımının sebebi o dediğiniz mi? Tam da bu mutlaka, dediğiniz. Mutlaka, mutlaka. Yani sonuçta siyasetle başlamış. İstanbul'da öncelikle Beyoğlu Gençlik Kolları Başkanlığı yapıyor. Sonra İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'na geçiyor. Beyoğlu Gençlik Kolları Başkanlığı'na Tayyip Erdoğan geliyor. Daha sonra İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan Ankara'da parti müfettişliğine geçtiği zaman da İstanbul İl Gençlik Başkanı Tayyip Erdoğan oluyor. Böyle halef selef olma durumları söz konusu ama o 7-8 yıllık bir siyasi süreçten sonra gördüğü netice mutlaka ve mutlaka basın sektöründe dindar insanların olması gerektiği. Erbakan Hoca siyasette dindar insanlar mutlaka olması gerekir. Başka türlü ülke yönetiminde dindar insanların sözü geçmiyor diye siyasete girmişti. Evet, Erbakan Hoca da Milli Gazete'yi ta 1970'li yılların başında kurarak basın sektörünün de çok önemli olduğunu görerek o sektöre girmek istemişti. Ama sonuç itibariyle bir elektrik mühendisi olan Mustafa Karahasanoğlu'ndan bahsediyoruz. Siyasetle uğraşabilir, olabilir. Bir elektrik mühendisi de olur, makine mühendisi de, tıp doktoru da, hukukçu da, ama yani elektrik mühendisi olarak yüksekokul bitirmiş olan bir kişi siyasette bir 7-8 senelik bir süreçten sonra hayır, ben basın sektöründe olmam gerekir diye bir karar değişikliğine geçiyor. Ve bugün geldiğimiz noktada hala AK Parti iktidar olmasına rağmen, %52 oy almasına rağmen, eğer sokaklarda hanım kızlarımız diyeceğim ben, yani görüşleri bizimle örtüşmüyor da olsa, genç kızlarımız çıkıp da ya burası babanın çiftliği değil senin, sen seçimi kazanmış olabilirsin ama burası babanın ahırı değil deyip Cumhurbaşkanı'na bir Instagram erişim noktasında BTK'ya emir vermiştir vermemiştir ayrı bir tartışma konusu. Velev ki emir vermiştir. Velev ki ya bunlar Haniye'nin 4 torunu, 3 çocuğu şehit edilmiş. Ailesinden 50'den fazla insan son 7 ayda şehit edilmiş, kendisi de şehit olmuş bir siyasetçi kişinin suikastle öldürülmesi sonrasında, Türkiye'nin resmi yas ilan etmesi sonrasında, eğer 25-30 yaşındaki bir genç kızımız kalkıp da bana ne el alemin adamından, ölmesinden diyebiliyorsa, onu dedikten 15 saniye sonra sokak hayvanlarıyla ilgili kafasına esti, akşam yattı, sabah kalktı,
o Cumhurbaşkanı kanun çıkarttı diyebiliyorsa, meclisin çıkarttığı kanuna da Cumhurbaşkanı'nın çıkarttığı kanun gibi gösterebiliyorsa, işte orada bizim üzerimize, basın sektörünün üzerine çok büyük görevler düşüyor. Gerçekleri, doğruları halka aktarma noktasında ve güvenilir olma noktasında dindar insanların, dindar gazetecilerin mutlaka toplumun önünde olması gerekir.